Seçime Doğru programından hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Programımızın bu akşamki konuğu Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Sayın Melih Seçilmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşehrilerimize. Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir tempodasınız. Evet, aynen öyle. Bir taraftan esnaf ziyaretleri, geziler, ev sohbetleri, basınla birebir programlar, haberler. Ve en sonunda yaklaşık bir 3-4 gün sonra artık final demiş olacağız. Nasıl gidiyor? Bir değerlendirme yapacak olursanız bu süreci nasıl görüyorsunuz? Yaptığınız çalışmaları, halkın size olan ilgisi, alakası, teveccühünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Hakikaten seçim çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Son virajları dönüyoruz desek evet. Tabiri caizse yeridir. Yine de söylüyorum, her şeye rağmen birlik ve beraberlik içerisinde seviyeli bir seçim geçiriyoruz. Bunu da devam etmesini temenni ediyoruz. Son sanırım verimli çalışılabilecek bir 3 günümüz var. Şimdiden seçimlerin halkımıza ve tüm şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Dediğiniz gibi hakikaten esnaf sohbetli, esnaf ziyaretlerimiz oldukça yoğunlaşmış durumda. Evet. Birçok esnafımızı hemen hemen tamamladık gibi. Bir öz eleştiri veya gerçek, real bir değerlendirme yaparsak, her programda da bahsediyoruz ama değişmeyen bir gerçek. Hakikaten çok programda biz şehrimizdeki ekonomik sıkıntılardan ve dar gelirli insanımızın dertlerinden bahseder idik. İnsanlara dokunduğumuz zaman, esnaflarını ziyaret ettiğimiz zaman ön plana çıkan en büyük sıkıntı ekonomik durağanlılık. Yani şu anda birçok çarşı, cadde esnaflarımızla bir araya evet. geldik. Onlara da bunu belirteceğimize söz verdik. Hakikaten iş potansiyeli oldukça düşmüş durumda. Alışveriş yapan insanlarımız sayısı çok azalmış. Siftahsız birkaç gündür kapatan esnaflarımız var. Ve hatta bazılarının dertleriyle dertlenmek adına borçlarını bizle paylaştılar. Dükkanlarının borçlarını bir esnafımız doğalgazın daha ödeyemeyecek durumda olduğunu bahsetti. Bunlar aslında görmezlikten gelinmeyecek olaylar. Özellikle Sivas gibi ekonomisi kırılgan yapıya sahip olan bir şehirde biz de zaten bütün şehrimizin yöneticileri olduğu gibi bu yapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Çok fazla etkilenen bir sanayi ve ticaret toplumuna sahibiz. İnşallah bugünlerin daha derinlemesine ve daha da uzun vadeli olmasına imkan kalmaz diye temenni ediyoruz. Ama acilen tedbir alınması gerekiyor. Çok fazla uzatmadan. Tabii bu tespitleri birebir sahada tabii, gördünüz. Bir örnek vereyim, ismini de telaffuz etmek önemli değil. Türkiye genelinde mesela Sayın Meclis Başkanımız bile ta ki yerel seçimlerde aday olana kadar kriz kelimesini telaffuz etmiyordu, ekonomik kriz kelimesini. O da artık kabullendi ki bir evet. ekonomik kriz var. Çünkü devlet yöneticilerimiz buna kriz demeyin, işte olumlu bakmak lazım gibisinden bir tavır takınmışlardı. Peki neden şimdi kriz tanımlaması yapılıyor? Çünkü halkın arasına inmeye başladılar. Seçimlerden dolayı insanlarla birebir diyaloğa girdiler. Halkın nabzını tutmaya başladılar. Şehrin problemlerini, insanların problemlerini birebir değerlendirme zamanı buldular. Evet. İşte o zaman anladılar ki eyvah, aslında şehrin merkezinde insanları çok farklı. Aslına bakarsanız hala aday olmayan devlet yöneticileri ile aday olan aynı partideki iktidar partisinin yöneticilerinin de söylemleri farklı. Çünkü şehrin sokaklarına inen, halkın nabzını tutan adaylar durumun vehametinin farkında. Biz de durumun vehametinin farkındayız. Evet. Hakikaten bütün esnaflarımıza sesleniyorum. Hepsine de söz verdim. Bunu dile getireceğiz diye. Özellikle şehrimizde hala Kredi Yurtlar Kurumu'nun 10 bin kişilik yurt yatırımının kampüse yapılmasından dolayı şehrimiz şu anda müthiş derecede olumsuz etkilenmiş durumda. Sanayileri bir kenara kor isek, Mevlana Mahal Caddesi'nden Hayri Sığırcı Caddesi'ne, İstasyon Caddesi'ni de içine alan bir daire çizdiğimiz zaman Sivas'ın çarşı merkezi. Evet. Neredeyse %60 oranında işlerin durağının sebebi bu görünüyor. Bizim tespitlerimizde evet, öğrenciyi ticari meta haline veya ticari meta varlığı halinde görmek yanlış bir tutum. Ama bu değişmez bir gerçek. Yani burada olan, yaşayan bir öğrencinin dahi ekonomiden veya kültürel veya şehir turizminden veya gündelik hayattan bir parça katkısı sağlanmış oluyor idi ama bunu evet. çektiler. Aslında bunun sebebi sorulduğu zaman
biz Cumhuriyet Üniversitesi 62 bin nüfuslu bir şehir kuracağız diye başlamıştı ama işte o kurdukları şehir bugün şehrin merkezinden, ticaretinden ve sosyal yapısından tamamen koparılmış, sadece kampüse hapsedilmiş bir şehir haline geldi. Yine söylüyorum, yine söyleyeceğim, bu konuya sadece Saadet Partisi adayı Bendeniz Melih seçilmiş bir çözüm önerisi sunuyorum. Onun haricinde medyada, sosyal medya veya yazılı veya görsel medyada bir çözüm önerisi görmedim. Şudur. Büyük şehirlerdeki büyük üniversitelerimize baktığınız zaman mesela bir İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'da bir kampüsü vardır. Başka semtlerde de kampüsü vardır. Ankara Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci'dedir. Diğer kampüsleri başka yerdedir. Evet. O zaman şöyle bir yaklaşım. Gelin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin Cumhuriyet Üniversitesi'nin kampüsünden merkeze alalım. Tahminimce 5-6 bin civarında öğrencisi vardır. İkinci öğretimle beraber daha fazla bir şehir üniversite sirkülasyonu sağlayalım. Bakın yıkılmasaydı tarihi süliyetiyle Numune Hastanesi'nin eski tarihi binası tescilli binaydı o bildiğim kadarıyla. Harika bir harikulade bir üniversite fakültesi olurdu. Evet. Ama maalesef talihsiz bir karardı, yıkıldı. Ama daha birçok kamu binası veya kullanıma sunulabilecek yerler var. Ondan dolayı bir çözüm önerisi. Gelin Cumhuriyet Üniversitesi hala ek binalar, ek kampüs binaları yapılıyor. Fakülte binaları yapılıyor. Yenileniyor. Yenileri yapılıyor. Şu yenileri oraya yapmayalım. Birkaçını merkeze alalım. Tamam, yurt yatırımı yapıldı. Biz seçimin başında yurt yatırımını incelerken acaba dönüştürülebilir mi binalar? 200 milyon gibi bir rakama ihtiyaç var ki bu da zaten o yurt yatırımının büyük kısmı. Kampüs içerisinde fazla sayıda kafe, restoran yapılması da etkilemiş olabilir mi? Elbette buradaki ki, elbette ki. Bu mesleki grup odalar başkanımız da mutlaka görevdeydi. Onlar da seslerini duyuramadılar belki. Ama ben yine diyorum siyasilerimiz ve o günkü mülk idari yönetimleri yanlış bir karar aldığı kanaatindeyim. Cevap hakkı doğmasın diye izah ediyorum. Hakikaten biz bu şehrin menfaatlerini gözetiyoruz. Bu şehrin iyiliğini istiyoruz, kentinin evet. mutluluğunu istiyoruz, şehrin marka değerinin artmasını istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla yurt yatırımını birkaç il kabul etmedi bile. Yani onlar diğer il büyük üniversitelerin kampüslerine böyle bir yurt yatırımı yapılmadı. Bazı siyasilerimiz talihsiz açıklamalar yaptılar. Siz şehrin öğrencilerine sahip çıkmadınız. Ya bunları geçelim ama değişmez bir gerçek var. Eğer Melih seçilmişin sözünü tekzip edecekseniz gidin Terziler Çarşısı'nda bütün esnafla bir selamlaşın. 5 esnaftan bir tanesinin çayını için. Kunduracılar sitesine gidin, Taç sitesine gidin, alt katlardaki spor giyim mağazalarını inceleyin, belediye çarşısına gidin, o insanlarla konuşun. Sivas sitesinin civarındaki istasyon caddesi Sivas sitesi arasındaki esnaflarımızı ziyaret edin. İnanın birçoğu beni şu anda dinliyorlar. Hangi bir adayımız umarız onlar da dile getiriyordur mutlaka ama ben bir mükellefiyet olarak onların ellerini sıktım, dertlerini dinledim. İnşallah şehrimiz ekonomisi açısından hayırlara vesile olur diyoruz. Evet. Başkanım, broşürlerinizi incelediğimizde gerçekten evet. birbirinden güzel çok şehre dair projelerinizi görüyoruz. Evet. Daha önceki programlarda da yine kısmen de olsa veya birçoğuna değindik ama yaklaşan süreç nedeniyle ben istiyorum ki projelerinizi izleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Aslında bir programımız daha var ama arzu evet. edersen siz başlıkları hatırlatın. Ben birer cümleyle özetleyelim. Örneğin mesela işte tek merkezi şehir yapısından çok meydanlı şehre geçiş projesi. Orada bu şunu anladığım ediyoruz. Kadarıyla herhalde il geneline belirli alanlara meydanlar. Aynen öyle. Evet. Sivas bir gün büyük şehir olursa merkez ilçeler oluşacaktır. Bu ilçelerde adayları bir Şeyh Şamil mahallesidir, bir Fatih mahallesi, bir Mimarsen veya Kümbet evet. mahallesidir. Bunlar mesela şehir konusunda olacak. Bir eleştiri var. İşte örneğin Kardeşler Mahallesi'nde çok güzel bir yerleşim alanı. Orada artık yeni bir şehir kuruluyor ama bir meydanı yok evet. deniyor. Aslında Anadolu kentlerinin hepsi bir meydan etrafında genişlemiştir. Sivas'a da bakın eski yerleşim mahalleleri, Sularbaşı, Örtülüpınar, Kale Ardı. Bunların hepsi hükümet yani hükümet meydanı denirdi eskiden. Şimdi Cumhuriyet Meydanı etrafında genişleyen mahalleler. O zaman bu mahalleleri gelin bu meydanlar etrafında genişletelim. Bundan dolayıdır ki son 15 yılda 31 defa revizyona çıkan, 40 küsür defa sanırım işlem gören, imar planımızı son bir defa daha Sivas'ın geleceğini hazırlayarak bir defa daha revize edelim ve bu meydanlar etrafında bu mahalleleri genişletelim. Bu meydanlarda bankamatikler, PTT şubeleri, varsa esnaf organizasyonları, iş merkezleri burada oluşsun. İlçeler Sivas'ta pardon mahalleler bir ilçe süliyetine bürünsün diye arz ediyoruz. Evet. Ertuğrul Gazi Bulvarı var. Bu da o bölgenin
stadyumun olduğu bölgenin yoğunluğunu azaltmak aslında amacıyla. Aslında 3 tane yol projesi öneriyoruz. Evet. Bir tanesi bir Ertuğrul Gazi Bulvarı stadyum ve alışveriş alanlarından, spor alanlarından, spor komplekslerinin bulunduğu alandan şehre biraz daha kolay ulaşım arz ediyor. Bundan dolayıdır ki yeni stadyumun önünden Toptani Sebzehan'ın arka kısmından Tüdemsaç arazisine sınır olarak geçecek bir yolun Kayseri Caddesi'ne, Yenişehir semtine mahallesine bağlanmasını arz ediyoruz. Birincisi bu. Evet. Böylelikle aynıca bu yolun servis yolu olarak da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'yla Dört Eylül Sanayisi'nin önünden geçen çevre yolunun da aynı şekilde birbirine bağlantısı sağlanıyor. Evet. İki, Pirkinlik Caddesi'nde Orhan Gazi Mahallesi'nde bir Yahya Kemal Beyatlı Caddesi var. Bu cadde aslında 3 yol. Dördüncü kısmı kesik vaziyette. Bu yolun biz organize sanayi bölgesinde Necmettin Erbakan Bulvarı'na bağlanmasını arz ediyoruz. Kurdacılar evet. sitesi üzerinden evet. veya cezaevinin civarından bu yolun da o bölgeye olan trafiği şehir merkezine sokmadan o civara hareketlenmesini istiyoruz. Yine son olarak da o hala, caddede gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var. Doğrudur. Eğer organize sanayiden Erzincan yolundan gelen bir araç Kümmet vesaire istikametine gidecekse çok rahatlıkla Mevlana Tüneli'ne ulaşabilir. Evet. Ve oradan büyük mahalleleri arka kısımdaki Fatih, Diriliş, Emek vesaire mahallelere ulaşabilir. Son olarak ise hala konumundan dolayı ana arter niteliğinde bir yolu bulunmayan Numune Hastanesi bir yol alternatifi sunuyoruz. Evet. Numune Hastanesi'nin önünden geçen bir yolun Yeni Atasanayi'nin arka kısmından İl Özel İdaresi spor sahası var orada bir evet. ve malzeme sahaları var. O sahanın evet üzerinden geçecek bir yolun Abdullah Abi Gazi Caddesi'ne bağlanması, o bulvara bağlanmasını arz ediyoruz. Böylelikle hastanenin önünden geçen bir araç, çevre yolunda bir battı çıktığı alt geçitle geçtiği zaman araç çok rahatlıkla Mimar Sinan Buhara Caddesi'ne kadar ulaşabilecektir. Mevlana Tüneli aracılığıyla. Bu da biz katı bir çözüm olarak görüyoruz. Özellikle dikkat ediyorum, trafiğin yoğun ve sıkıştığı bölgelere bir alternatif çözümler düşünmüşsünüz. Biz şehir için çok büyük maliyetli projeler getirmiyoruz. Biz hakikaten gerçek, reel ve bu şehrin sorunlarına çözüm olmasını arzu ediyoruz. Ve acil ihtiyaç olan projeleri broşürlerimize topluyoruz. Ve halkımıza da sanırım binlerce adet dağıttık ve insanlar inceliyorlar, ümit ediyoruz. Takdirlerinde kazanmıştır diye temenni ediyoruz. Evet. Yıllardır atıl bir durumda duran ama bir göle şeklinde orada bekleyen bir Serpincik göletimiz var. Onunla ilgili de yani Serpincik, bu dönemde projenize almanız gerçekten ben takdire şayan buldum oranın evet. değerlendirilmesi. Havaalanı yolundan bile o yüksek mevkiden aracınıza gelirken görebilirsiniz. Hakikaten Serpincik göleti ihmal edilmiş bir evet. alan. Doğal bir güzellik. Şehre en yakın gölet. Bu göletin havzasının bir rehabilite edilerek bir etrafında bir rekreasyon alanı, peyzaj düzenlemesi yapılmasını arz ediyoruz. Yani orayı da Serpincik mesire alan diyoruz. Evet. Aynı zamanda Serpincik göletiyle de Çökenköy arasındaki düzlüğün hızlı tren hattı boyunca biz imara bahçeli ev konseptinde açılmasını istiyoruz. Aynı zamanda iki bölgenin daha açılmasını istiyoruz. Bunlar da Esenyurt'la Kızılırmak arasındaki bölge ve Paşaçayırı dediğimiz Muhsin Yazıcıoğlu spor tesisinden arkasındaki olan kısmın ta ki Kızılırmak'a kadar olan kısımlar olacaktır. Evet. Eski sanayi ile ilgili de burada broşürlerinizde bir çözüm önerinizin olduğunu görüyorum. Çünkü bu da artık Sivas'ta çözülemeyen bir kanayan yara haline geldi. İnanın çok programda bahsettik. Eski sanayide bir mülk sahibimiz eğer bizi izliyorsa hemşehrilerimiz selamlarımı iletiyorum ve çözüm için bizi beklemesini istiyorum. 1 Nisan'dan sonra da çözüm için geleceğimizi belirtiyorum. Eğer bu eski sanayide bir mülk sahibi bir deyim vardır. İyi bir gayrimenkul 10 yılda kendini amorti eder diye. Evet. Hadi burası 15 yıl oldu zaten atıl halde kalalı. Eğer bir mülk sahibimiz kiraya verseydi 15 yılda bir mülk parası daha birikirdi. Ama bundan mahrum kaldı, mahrum bırakıldı. İki başkanımızı ihtiyarlattı. Aflarına sığınıyorum latife olarak. Ama 15 yılda bir çözüme ulaşılmadı. 4 aşamalı plan. 1. Kentsel dönüşümden acilen çıkartılacak. 2. 5000'lik adalar üzerinden parselasyonları yapılacak ve herkesin parsellerdeki hisseleri, dükkanların üzerine tekabül eden hisseleri verilecek. Çok kısa bir sürede bunlar. 3. Her bir hissedeki belediye, her bir parseldeki belediyeye intikal eden hisseler oradaki parseldeki hissedarlara satışın önüne açılacak. En düşük raişten. 4. Herhangi bir düzenleme ortaklık payı, bir çekme, dop, kop falan bir şey kesilmeyecek. Çünkü bu insanlar 1960'larda bu binaları yapılarken zaten
yollar ve çekmeler teşekkür edilirken bu yapıldı. Evet. Aksi bir projenin kesinlikle çözüm olmayacağı kanaatindeyiz. Ben hemen önünüzdeki notları görüyorum. Aynı şekilde Yunus Emre ve Esentepe mahallelerinde ortak problem yine kentsel dönüşümdür. Tekrar ediyorum, kentsel dönüşümü Sivas'ta bu merkezlerde uygulanabilirliğinin hareket kabiliyetinin olmadığı artık anlaşılmalıdır. Bundan dolayıdır ki bu iki mahallede de çok acilen hemen 18. madde uygulamaları mevcut imar adaları, yapılmış apartmanlar, büyük yapılar muhafaza edilerek bir. İkincisi %40'ın üzerinde bir düzenleme ortaklık payı gerekmeksizin. 40'ın üzerine çıkılmayacak, altına ne çekilebilir bakmak lazım. İki, üçüncü olarak ise herkesin dediğimiz gibi çok adaletli bir şekilde 18. madde uygulamaları yapılarak %40 bile benim tahminim şu anda oradaki esnafların çok rahat bir şekilde kabul edeceği bir oran diye düşünüyorum. Aynen öyle, aynen teknik öyle. Teknik olarak burada çok hakim değilim ama. Doğrudur. Yani bu 3194 sayılı imar kanununa göre bir %40 ama bunun bir orantıları verilmiş. Ama burada altını çizmek istediğim nokta kentsel dönüşüm burada da uygulanamıyor. Milli Görüş 89 ve 2004 yıllar arası Sivas'ta belediyecilikte bir tarih yazdı. Önceki programda Milli Görüş hizmetlerinden anlattık. Evet. İlk maddemiz Özbersan'dı. Hala bir Özbersan muadili bir şirket dahi Sivas'a kazandırılamadı ki. 2000 tane çalışanı var. TÜDEMSAŞ'ta bile 2000 çalışanımız yok. Yani o büyük devlet kuruluşunda dahi. Buradan yola çıktığımız zaman Milli Görüş 15 yılda 58 mahallenin imar planını yaptı. Yani bu Bekir Timurboğa döneminde, Sayın Başkanımız döneminde başlamıştı. Temel Karamoğlu ve Osman Seçmiş Beyler döneminde 58 mahallenin imarı çıktı. İki mahallenin imarı 15 yılda çıkmadı. Bir yıl eski sanayi, Yunus Emre, Esentepe kentsel dönüşümüne çıktığı an bir yıl içerisinde biz çözümü halkımıza taahhüt ediyoruz. Tarih de yazıyor, ekranlarda da kaydediliyor. Evet. Yeter ki halkımız bize bu fırsatı versin, bu teveccühü göstersin, çözüm biziz. Biz de beklemelerini söylüyoruz. Evet. Esenyurt'la ilgili olan imar uygulaması. Az önce de arz ettiğimiz gibi Esenyurt ve Yenişehir Kızılırmak dediğimiz Paşaçehir evet. mevkiinin de aynı imar uygulamaları ama adaletli bir şekilde ve bahçeli ev konseptinde ama Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinin arka kısmındaki alan Kızılırmak'a kadar ve Bağdat Caddesi ve Yenişehir Bulvarı'nın arasındaki alan kısımlarda yine aynı şekilde adil bir imar düzenlemesiyle çünkü o bölgedeki mülk sahiplerini bizi dinliyorlardır. Biraz daha hassas davranılması gerekiyor ki sırf Recep Tayyip Erdoğan bulvarı yol çalışması bu yüzden durmuştur yani. Evet. Yeni Ata Sanayi ile ilgili. Şimdi bizim geriye 3 tane sanayi bölgemiz var. Biri Toptancılar Sitesi. Evet. İkincisi Yeni Ata Sanayi. Bu ikisinin de taşınması Seyfebeli Sanayisi'ne gündemde mamafi Seyfebeli Sanayisi'nin şu anda bir çivi dahi çakılmadı. Yeri orada. Evet. Yanlış bir şey söylemiyorum. Kamulaştırması dahi başlamadı. Bundan dolayıdır ki bu iki sanayi ihmal edilmiş durumda. Altyapı, çevre temizlik, yeşil alan, asfalt, yol, duman vaziyette. Esnaflarımızın tabiriyle. Hepsini evet. ziyaret ettim. Hepsinin ortak kanaati. Ekranlar başta bizleri izliyorlar. Bunlar şu anda benim önümdeki eğer Allah bize nasip ederse halkımızın teveccühüyle bizim 5 yıllık öncelikli planımıza bu yok. Sonrasında Seyfebeli Sanayi ne zaman yapılır? Düzenli hale gelir. Esnaflarımız mağdur olmadan taşımaları sağlanabilir. Ama zaten bu iki yerde konut olarak imara işlendi. Evet. 4 Eylül Sanayi Sitesi. 4 Eylül'ün konumu farklı. 4 Eylül Sanayi şu anda sanayi bölgesi. 4 Eylül'ü her kim ki taşıyacağım derse bence Sivas'a ihanet etmiş olur. Binlerce dükkan var. Daha betonu kurumamış yeni yapılan dükkanlar var. Kızılırmak'a doğru sanayi genişliyor. Ve şehrin küçük ve orta ölçekli bel kemiği sanayisi buralar. Ondan dolayıdır ki şu anda önümüzdeki 20 yıl, 30 yıllık belki 50 yıl sürede evet. biz 4 Eylül'ün taşınmaması kanaatindeyiz. Ancak ve ancak ileriye dönük böyle bir karar alınabilir diye temenni ediyoruz. Bir de 4 Eylül'ün önünde bir kavşak problemi var. O trafiğe el vermiyor. Bu trafiğe el vermeyen yere de bir battı çıktı şeklinde bir kavşak düzenlemesi. Çevre yolu trafiğiyle evet. sanayi trafiğini ayırmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet başkanım. Adalet Sarayı için yeni imar planı. Adalet Sarayı şu anda yanılmıyorsam 81 metrekarelik bir alanda. Kesinlikle Adalet Sarayı'nın genişlemesi lazım. Bulunduğu adanın tamamını biz Adalet Sarayı olarak işlemesini, imara işlenmesini arzu ediyoruz. Çünkü Adalet Sarayı şu anda 4. icra kuruldu Sivas'ta. Evet. Hatta geçenlerde yerel bir medyada 50 bin icra takip dosyası oluşturuyordu. Bu da şehrimizin maalesef çok büyük bir sıkıntısı, icra olaylarının, vakalarının arttığı. Şu anda onların bir kısmının boşalacak olan 50. yıl sitesine, vergi dairesinin eski yerine taşınması gündemde icra mahkemelerinin.
Bundan dolayıdır ki adliye kompleksi bulunduğu yere sığmıyor. Kesinlikle genişletilmesi lazım. Biz belediye olarak öncülüğünü yapmaya hazırız. Evet, biraz önce bahsettiniz aslında ama o da bu imar uygulamaları kesintileri. Orada biz yine aynı şeyi söylüyoruz. %40'ın üzerine evet, bir o, şey düzenlemiyoruz. Mi? Şu andaki mevcut belediye uygulaması bir %20 daha istiyor. Hatta belediyeciler bir %5-10 daha olabilir. Ya yani 100 metrekare yeriniz var, 60-70 metrekaresini eğer bırakıyorsanız 30 metrekare yani el vicdan ve el merhamet. Biz %40'ın üstüne çıkmıyoruz. Evet. Tabii bu arada her kesimi düşünüyorsunuz. Evet. İşte esnafları, diğer kesimleri, basını da ve sivil toplum kuruluşlarını da unutmuyorsunuz. Onlar için de bir kompleks düşünüyorsunuz. Aslında biz şöyle düşünüyoruz. Bu proje Sayın Osman Seçilmiş Başkanımın da projesiydi. Evet. Çünkü bizzat ben o zaman görüştüğümüzde tüm basını bir araya toplamaya yönelik doğru, bir doğru. projesi vardı. Sonradan başkanlarımız da bu konuyu el attılar ama sanırım bir çözüm oluşamadı. Biz evet. şuradan gireceğim konuya. Biz şehrin birkaç noktasına, dört noktasına acilen kapalı ve yerüstü otopark yapılmasını istiyoruz. Bir, Sivas Lisesi civarında bizim planımız bu. Elbette ki Milli Eğitim'in mülkünde. Ama gönlümüzden geçen bahçenin yer altına iki kat otopark ve yerüstü kullanımın tekrar Sivas Lisesi'ne verilmesi. İki, Saraybosna Parkı civarında üst kısımda otopark var, taksi durağı var. Evet. Kızılayırmak İlköğretim Okulu'nun altı, sanat okulunun halk eğitimin arkası. Yıkılacak muhtemelen evet, oralarda. Buranın da zemin kotu da yüksekte, giriş kat ve zemine -1 ve -2 katlar otopark yapılmasını istiyoruz. Üç, yıkılan Selçuk Ortaokulu'nun yeri Ulu Cami'nin karşısına yine otopark. Evet. Dördüncü olarak ise biz diyoruz ki Kepçeli mevkinde basın sitesini yıkalım. Altına iki kat otopark yapalım. Daha modern bir basın sitesini giriş kata tanzim edelim. Basınımızın kullanımına verelim. Dediğim gibi daha modern ve kullanışlı. Evet. Çünkü şu anda basın sitesinde doğalgaz tesisatı yok. Bakın yani basın mensuplarımız bizi dinliyor. Siz de bir yerel medya evet. mensubusunuz. Şu anda basın sitesinde maalesef şey yok. Doğalgaz yok. Neden? Çünkü atıl vermiyorlar. Abonelik vermiyorlar. Buraları yıkalım. Basınımız çok daha rahat, sıhhatli bir çalışma alanı bulsun. Üst katlarını da Sivas'taki bütün STK'ları toplayalım. Köy dernekleri, kamu yararına olan dernekler ve basın ve STK plazası oluşturalım. En üst katına da ortak kullanım konferans salonu vesaire çok daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Yine sadece bunlar değil, yani merhum Osman Seçilmiş Bey döneminden kalan, biz birkaç projeyi de devam ettirmek istiyoruz. Örneğin Aksu projesi devam etsin diyoruz. Evet. Biz bunu Aksu ve bisiklet ve koşu parkı olarak düşünüyoruz. Ve aynı zamanda kale koruma planı da devam edilmesini istiyoruz. Kale koruma planının kamulaştırması %80-90 yapıldı. Aynı zamanda biz Sayın Devlet Başkanımız ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan bulvarının da devam edilmesi tarafındayız. Bakın biz projelerde 3 kriter baz alıyoruz. 1- İhtiyaç mı? 2- Yapılabilirliği var mı? 3- İşletme verimliliği ve finansmanı mümkün mü? Özetlersek ihtiyaç mı? Yapılabilir mi? Çalışır mı? Bütün evet. projelerimiz bu. Daha sonrasında mesela sizin notlarınız arasına gelecek. Yine Saadet Partisi adayı tarafından gündeme getiren Şems Sivasi Meydanı'nın takipçisiyiz. 1- Gültepe bölgesinde adliyeye doğru giden kısımlarda çok büyük atıl halde duran araziler var. Biz buraya bir yamaç parkı yapılmasını evet. istiyoruz. 2- Aynı şekilde bir Şems-i Sivasi Meydanı'na az önce bahsetmiştik. Yine tatsular üzerinden bu seçimde bir politika yürütmüyoruz ama mevcut tatsuların varlığının muhafaza edilmesi ama tatlısu kaynağı olan Mühür Vefa yani kepenek sularının da kaynaklarının hazır su, ambalajlı su haline çevrilmesini istiyoruz. Nasıl İstanbul'da bir Hamidiye suları evet. varsa Sivas'ta da biz bu işletmeye talibiz. Ayrıca Sivas Koru isimli bir park yapılmasını Kümbet'teki askeri bölgenin belediyeye kazandırılarak imar uygulamada bir koru park, asıl millet parkının burada yapılmasını istiyoruz. Sivas'ın bütün otoparklarının nasıl İstanbul'da İspark, Ankara'da Belko varsa bütün otoparkların yine Sipark isimli bir Sivas Otopark İşletmeleri Anonim Şirketi'ne toplanmasını arzu ediyoruz. Şehrin acil ihtiyaçları bunlar. Sadece gözü kapalı katrilyonluk projeler koymaya gerek yok. Kızılırmak sahil projeye ihtiyaç mıdır? Belki ama öncelik sırasından önce bu bahsettiğimiz projeler yerinde olur diye düşünüyoruz. Evet. Zamanımız sanırım tükeniyor. İsterseniz birkaç cümlede sosyal projelerden evet onlara da değinelim. Onlar arasında ben öncelikle bir projenize değinmek istiyorum. Tabii diğerlerinde siz yine başkalarına devam edeceksiniz. Ben de tahmin ediyorum çünkü evet. SRT'de sosyal medyada. Geçtiğimiz gün bir başkan adayımız esnafı gezerken ben de denk geldim.
Orada gençlerin özellikle istediği bir projeydi. Drift, bir offroad, bir alan evet, istediler. Evet. Çünkü şehir içinde artık gerçekten çok ciddi cezalar yazılıyor bu doğrudur. Tür uygulamalara. Gençler de çok fazla mağdur ediyorlar. Bu projeyi sizde görünce herhalde bilmiyorum diğer adaylarda var mı? Sadece sizde var ben diye tahmin ediyorum. Ben rastlamadım ama bilemiyorum tabii. Proje 3 ay önce bizim tarafımızdan geliştirildi. Bunun 2 aşaması var. Drift dediğimiz modifiye araçlarla yapılan hobi veya sporun sahasından da drag sahası deniyor. Yani evet, asfalt bir pist ve gençlerimizin bu konudaki aktivasyon ve enerjilerini tüketebileceği evet, bir yer. Küçümsemeyin, şehirde bu işe gönül veren çok fazla genç var. Evet. Bu gençlerimize ekranlarınız başına teşekkür ediyorum. Onlar beni bir hafta sonu ziyaret ettiler, 15-20 kişilik bir grup ve bu projeyi duymuşlar sizin ekranlarınız aracılığıyla. Çok teşekkür etmeye geldiler ve bu konunun takip ettiklerini, destekçi olacaklarını söylediler. Ben de gurur duydum, onore oldum. Ayrıca bir de Otomobil Sporları Federasyonu ile biz gelin diyoruz Sivas'ta bir offroad parkuru düzenleyelim. Şimdi bildiğim kadarıyla Trabzon Offroad Kulübü var, Mersin'de var. Sivas'ta da offroad yani arazi araçları bulunan birçok esnafımız var. Şehirde bile birçok kişi bu işe ilgi gösteriyor. Böyle yolda bana el sallarlar. Evet. Yani başkanım teşekkür ediyoruz şeklinde. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Bu araçların da aynı zamanda sadece Sivas'taki bu işe gönüllüler değil. Eğer Otomobil Sporlar Federasyonu'na offroad araç yarışları Sivas'a gelir ise parkurda Sivas'a bir değer katmış oluruz. Evet. Şehrin marka değerini arttırmış oluruz. Şehri cazibe merkezi haline getirmiş oluruz. Çünkü böyle bir federasyonun yarışları şehir dışından birçok yarışmacı ve spor severleri şehre getirecektir diye temenni ediyoruz. Aynı Sivas Spor nasıl şehrin marka değerini evet, artırıyor ise. Arzu ederseniz aklıma gelenlerden evet, bahsederek onlarla devam edelim. Biz kesinlikle öncelikli olarak bir evde bakım hizmeti düşünüyoruz. Şehirde oldukça fazla yatar hastalar yani evet, yatalak durumdaki hastalarımız var. Belediye bünyesinde biz bunlara bir hizmet götürmeyi arzu ediyoruz. Bir, ayrıca ilk öğretim okullarında bizim yaptığımız araştırmalarda en büyük sıkıntı enfeksiyon ve salgın hastalıklar. Hanımlardan çok fazla rağbet alıyoruz. Bunlar da küçük çocukların lavabo ihtiyaçlarını veya alışkanlıklarını tam kazanamadıkları için lavabolardan kaynaklandığı tespit edilmiş sağlık kuruluşları tarafından. Biz belediye olarak Milli Eğitim artık ilköğretim okullarının eskisi gibi bu hizmetlerini veremiyor. Çünkü kadro yok, İşkur'dan evet, personel gönderiliyor. Biz belediye olarak bu dezenfeksiyon ve temizlik çalışmasına da talibiz diye söylüyoruz. Aynı zamanda biz birçok ilde tutan 1000 adet düşünülüyor ilk etapta bir hobi bahçesi çalışmamız var. Çok güzel bir proje. 70-80 metrekarelik kulübesi olan, lavaboları olan, suyunu belediye versin, elektriğini kendileri kullansın. Sadece emekliler için değil, iş temposundan yorulan insanlar için bir hafta sonu evet, çocuklarımızın ayağı yere bassın, toprakla buluşturalım ailemizi diye düşünüyoruz. Vakit varsa birkaç cümleyle devam evet, edeyim. Son herhalde dakikalarımız yine doldu yine özellikle ama öne çıkan projeler, biz bir yatılı çıraklı okulu arzu ediyoruz. Ve şehrimizde hakikaten birçok esnafımızın çırağı yok. Bir torno sesviye ustası çırağı, bir her alanda başka evet, çırak bitti artık. Ben demiyorum. Gidin çarşıyı, sanayiyi evet, gezin. Terzilerimizin bile çırakları yok. Bunların kesinlikle bir yatılı çırak okulu. Hem okul diploması hem de meslek öğrenecekleri. Aynı zamanda gençlik projelerimiz var. Evet. Aynı zamanda sevgi evleri ve yetiştirme yurdundan ayrılan gençlerimizin 18 yaşından sonra yine biz kadro vermeyi düşünüyoruz. Bir de şu anda kullanılan, gündeme gelen iki projemiz daha var. Üç projemiz. Hemen kısa kısa. Bir, 3 ay önce biz gündeme getirmiştik. Sanırım Sayın Valimiz de duyarlılık göstermiş. Teşekkür ediyoruz. Biz sıcak şermik, Allah'ın Sivas'a verdiği bir nimet. 150 bin metrekare bir alanda çok acilen termal organik tarım seraları kurmak istiyoruz belediye öncülüğünde. Bu denendi. Merhum Osman Seçilmiş Bey döneminde evet, çok da harika oldu. Bunlar kesinlikle yapılmalı. Bizim hesaplarımıza göre toptan sebze halinin 3'te 2 ihtiyacını karşılıyor. Bir. İkincisi olarak yine Sayın Valimiz bu konuda duyarlılık gösterdi. Daha seçim tamamlanmadan gündeme gelmesi bu konuları çok güzel. Şehrin kazanımlarını artırdığımız evet, kanaatindeyiz. 4 Eylül stadyumunun yıkılmasıyla beraber amatör spor kulüplerimiz ortadaydı. Onlara bir yer verilecek denildi ama şu an için bir somut gelişme yok. Biz belediye olarak onları sahiplenmeye hazırız. Son olarak yine bizim bir projemiz vardı. Şehir Müzesi Sivas Alışı'yla beraber kurulmasıydı. Evet. Biz yerini merkezi meydanda düşünüyorduk. Belki askeri bölgenin taşınmasıyla beraber tarihi bina kesinlikle şehir müzesi olması gerekir diye. Sayın hafta sonu gelen Sayın Bakan sanırım bir şehir müzesi diye bir karar aldı.
Demek ki biz yanlış şeyler düşünmemişiz. Devletimizin bakanları dahi bizden sonra bunları düşünebiliyor. Şehrin kazanımları için çok iyi. Yani daha saymakla bitmeyecek projeler ama bizim sizle herhalde SRT ekranlarında bir programımız daha var. İnşallah. Genel değerlendirmemiz o zaman yapacağız ama her şey Sivas için, her şey Sivas insanı için ve her şey Sivas insanının mutluluğu için. Sivas insanı bize teveccüh gösterdiği zaman inanın pişman olmaz. Ve Milli Görüş 89-2004 yılları arasında nasıl iktidar gücü olmadan efsanevi hizmetler yaptıysa biz de bu hizmetleri yapmaya hazırız diyoruz. Evet. İnşallah çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Seçime Doğru programının bugün de burada sonuna geldik. Başka bir konuda başka bir konukla tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar, hoşça kalın.